Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, 2022 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, 2022 kariyer konularınızda önemli fırsatlar karşınıza çıkarabilir. Bu yıl iş ve günlük hayatınızı düzenleme dönemi. Evet, yıl genelinde ay düğümleri boğa ve akrepte olacak. Tutulmalar da boğa ve akrep burçlarında olacak. Sizin 12. ve 6. eviniz özellikle tutulmalardan etkilenecek. İlk tutulma döngümüz Nisan-Mayıs, ikinci tutulma döngümüz ise Ekim ve Kasım aylarında olacak. Tutulmalar astrolojide büyük resmi belirleyen, hayatımızdaki daha kadersel en önemli yapılardır. Bu yılın genel çerçevesinde de sizin özellikle kendinizi, günlük yaşamınızı, alışkanlıklarınızı, çalışma koşullarınızı, mesleğinizle ilgili konuları ve genel sağlığınızı daha fazla gözlemeniz ve buralarda belki bazı önemli dönüşümler yapmanızı sağlayabilir. Evet, Uranüs Boğa burcunda 12. evinizde. Zaman zaman Uranüs burada bilinçaltınızda hızlı açılımlar ve size önemli farkındalıklar getiriyor. Hayatı zaman zaman sorguluyorsunuz. Bu sorgulamalarla beraber tabii ki belki hayatınızın, günlük hayatınızın kalitesini arttırmanız, iş veriminizi arttırmanız için de bazı önemli kararlar verebilirsiniz, yollara çıkabilirsiniz. Bu süreç Nisan ve Mayıs ayında bu yıl artabilir. Yıl sonuna kadar da bu etkiler devam edebilir. İlk tutulma zaten Nisan ayında Boğa burcunda olacak, 12. evinizde. Bu tutulmayla beraber kendinizle ilgili hayatınızda bu sorgulamalar size belki artık hayatınızdan çıkarmanız gereken bazı kalıpları fark ettirebilir. İş değişiklikleri olabilir örneğin, yer değişiklikleri veya işte bazı alışkanlıklarınızı hayatınızdan çıkarabilir. Bu alışkanlıklardan, hani zararlı bağımlılıklardan kurtularak özgürleşebilirsiniz. Eğer bunu kendiniz bir şekilde fark etmezseniz, bazı sağlık sorunları ya da iş hayatınızdaki problemler size bir şekilde bu değişimleri yapmanız, bu farkındalıkları edinmeniz için de işaretler verebilir bu süreçlerde. Yılın ilk dönemleri, özellikle ilk 6 aylık döneminde enerjinizi daha çok iş konuları, para konuları, kazançlar alanına daha fazla yönlendiriyorsunuz. Ocak ayındaki Venüs retrosu Ocak sonuna kadar devam edecek, yılbaşından itibaren borçlanma konularında temkinli olmayı gerektiriyor. Geçmişle ilgili bazı ilişkiler varsa eğer, işte borçlanmalar, ortaklı paralar, hisseli paralar ya da bir kredi borcu, bir vergi borcu gibi bir konunuz varsa, özellikle Ocak ayı sizin için para konularında yeni yapılandırmalar getirebilir veya geçmişteki bazı hak edişleri karşınıza çıkarabilir. Yani bu beklediğiniz bir miras geliri olabilir. Uzun süredir beklediğiniz bir hani toplu para ödemesidir, bir nafakadır örneğin. Ancak sizin de bir borcunuz varsa ve şu ana kadar hani ertelediyseniz, hani gözden kaçırdıysanız, bununla da ilgili tabii ki bazı yükümlülükler altında olabilirsiniz. Bunların baskısı da olabilir üzerinizde ama belki de hani maddi konuları biraz daha böyle gözden geçirmeniz, bunları düzenlemeniz, toparlamanız konusunda da size fırsatlar verebilir. Özellikle bu süreç Nisan ayıyla beraber buradaki maddi sorunlar daha net bir şekilde çözüme kavuşabilir. Bazı problemlerle karşılaşsanız bile Nisan ayından itibaren size güven verecek koşullar, en azından maddi konulardaki bu sorunları çözebileceğiniz güven verecek koşullar, istikrarlı koşullar hızla oluşmaya başlayabilir sevgili ikizler. Sevgili ikizler, 2022 yılında geçen yıl olduğu gibi Satürn yine Kova burcunda hareketini sürdürüyor ve sizin 9. evinizde olacak. Satürn tabii ki bazı sınırlamalar, işte hayatımızda sorumluluklar getiriyor ya da yeni bir şeyler öğretiyor bize bu süreçte. 9. ev konuları, akademik konularda çalışmalarınız olabilir, uzun vadeli. Hukuksal bazı işleriniz, sorumluluklarınız olabilir. Yurt dışı, uluslararası konularda evet kısıtlamalar hissetmiş olabilirsiniz. Geçen yıl bazı hedefleriniz vardı, seyahatlere gidememek ya da uluslararası alanda işlerinizde bazı gecikmeler ya da eğitimle ilgili konularda sınırlamalar, bunlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Bu yıl geçtiğimiz yıla göre daha rahat etkiler var. Satürn evet yine 9. evinizde, ancak daha yapıcı bir şekilde size imkanlar sunabilir yıl genelinde. Özellikle uzun vadeli bir hedefiniz varsa, yurt dışında yaşamak, yerleşmek gibi ya da bir iş kurmak gibi bir konunuz varsa,
Bu yıl yaz aylarından itibaren Ağustos ayı bunun için en güçlü etkileri getiriyor. Çünkü Mars enerji gezegenimiz sizin burcunuzda olacak Ağustos ortalarından itibaren. Mars'la Satürn'de güzel bir kontağı oluşacak Ağustos ortalarından itibaren. Buralardaki girişimlerinizde güzel destekler alabilirsiniz. Özellikle uluslararası alanlarda, yurt dışı konularında. Bu bir gezi seyahat planı da olabilir. Hani daha uzun vadeli bir süreç olabilir. Eğitimle ilgili bir konu olabilir. İşle ilgili bir yapılandırma olabilir. Ama Mars'ın bir desteğini alabilirsiniz. Mars bu yıl uzun süre sizin burcunuzda. Dolayısıyla enerjiniz çok yüksek. Ağustos ortalarında girişini yapacak, yıl sonuna kadar burcunuzda. Yılın son iki ayında gerilemesi söz konusu. Bu gerileme dönemin tabii ki biraz daha enerji anlamında, hani hayatımızda hareket ederken, inisiyatif alırken dikkatli olmak gerekiyor. Ancak özellikle Ekim sonuna kadar olan dönem mücadele gücünüzü çok arttıracak, motivasyonunuzu arttıracak, daha girişken, daha dışa dönük olabilirsiniz. Hatta mücadele edilmesi gereken konularda daha kavgacı olabileceğiniz bir süreçtesiniz. Mars konuşma becerilerinizi, iletişim becerilerinizi arttırabilir. Fiziksel aktivitenizi yine yılın ortalarından itibaren çok güçlü bir şekilde arttırabilir. Son iki aya dikkat edelim. 31 Ekim'le yıl sonuna kadar olan süreçte Mars geriliyor. Bu dönemde tabii ki enerjisel anlamda biraz negatif tesirler oluşabilir. İşte kazaları açık olabiliriz, bazı sakarlıklar olabilir, biraz motivasyon düşüklüğü olabilir, hayatımızda agresyon artabilir, kendimizi anlatmakta, ifade etmekte zorlanabiliriz, iletişim sorunları daha çok karşımıza çıkabilir, bazı sinirsel problemler, işte dolaşım sistemi, bağışıklık sistemi sorunları, akciğerler özellikle daha hassas olabilir Mars burcunuzda gerilerken. Bedensel anlamda, sağlık anlamında buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yıl genelinde tutulmaların da boğada ve akrepte olması genel sağlığınızı da öne çıkaracak. Ekim ve Kasım'daki tutulmalarla beraber, Akrep burcundaki tutulma Kasım ayında, Mars gerilemesi olacak İkizler burcunda, bazı bağışıklık sistemi sorunları, solunum sistemi problemleri, sinirsel kökenli bazı problemler nüksedebilir. Kaza ve sakarlıklar nedeniyle bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliriz. Ya da kronik sorunlarınız varsa bunlar sizi daha hassas hale getirebilir. Alerjilere daha açık olabilirsiniz. Bu yüzden yılın genelinde kendinize dikkat edin. Beslenmenize dikkat edin. Sağlığınızı ihmal etmeyin. İş konularında çok yorularak kendinizi ihmal etmeyin, dinlenmeye de fırsat ayırın. Bazı ufak tefek de sağlık sorunlarınız varsa kendini hissettiren, gecikmeden gidin kontrollerinizi yaptırın. En başında bunları fark edip hemen gerekli tedavilere başlayın sevgili ikizler. 2022 yılında şans gezegenimiz Jüpiter Mayıs ayının 11'ine kadar Balık burcunda olacak sevgili ikizler ve sizin için gerçekten muhteşem bir geçiş bu. Haritanızın en güçlü evinden, 10. evinden geçecek. Bu demek oluyor ki yılın ilk aylarında ve özellikle burada Nisan ayı daha belirgin bir şekilde kendini gösteriyor. Kariyer fırsatlarınızda büyüme imkanları var. Tabii ki yeni iş imkanları, çevre koşulları olabilir. Bir kendi işinizi yapıyorsanız, örneğin işinizi büyütme fırsatları karşınıza çıkabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerden, üstlerinizden daha fazla yardım, destek alabilirsiniz. Özellikle Jüpiter Balık burcunda çok verimlidir. Size maddi anlamda olduğu kadar manevi açılımlar da veriyor. Yani hayata daha böyle derin bakmak, anlayış geliştirmek, inançlar anlamında, düşünceler anlamında derinleşme, hayatın anlamını keşfetme. Buralarda da güçlü açılımlar getirebilir ama maddi fırsatları da çok güçlü gerçekten. Özellikle otorite figürlerinin bu yıl size inandıklarını, daha fazla desteklediklerini hissedebilirsiniz. Akademik konularda güzel başarılar olabilir. Eğitim hayatınızda. Eğer işiniz, mesleğiniz eğitimle ilgiliyse, akademik alanda çalışıyorsanız, Jüpiter'in burada size yine güzel, çok önemli fırsatları olabilir. Uluslararası konular zaten Jüpiter'in konusu. Yurt dışı ile ilgili her alanda, gerek iş, gerek eğitim alanında yine önemli imkanları söz konusu olabilir. Jüpiter Nisan'ın başında 1-5 Nisan gibi Plüto ile çok güzel bir seksil açı içerisinde olacak. Parasal anlamda güçlü bir dönem.
Özellikle geçen yıl hissettiğiniz parasal sıkıntılar ya da bu yılbaşı Ocak ayında hissettiğiniz bazı parasal terslikler varsa, örneğin bir iş girişiminde bulunmak istiyorsunuz ya da bir eğitim için paraya ihtiyacınız var ama hani bunu alamıyorsunuz. Bir kredi beklentiniz var, gecikiyor diyelim ya da reddediliyor. Hani bunu Nisan ayında almanız, Nisan ayında olumlu geri dönüşlerin olması, bu parasal sorunlarınızın çözülmesi mümkün. Veya size ait bazı mülkler ya da size ait bazı değerleriniz var. Hani bunların bir size bir gelir getirmesi, satılması, kiralanması ve benzeri bazı ek gelirler olabilir. Bunları da Nisan ayında çözümleyebilirsiniz. Özellikle 5-15 Nisan arasında Jüpiter'in Neptün'le kavuşumu yine çok romantik olduğu kadar gerçekten olağanüstü etkiler getiriyor. Sizi çok güçlü hayallerinize ve ideallerinize kavuşturabilecek bir durum. Jüpiter Neptün özellikle medya, sanat ile ilgili işler, işte görsel işler, müzik piyasası gibi işler, bunun yanı sıra denizcilikle ilgili, turizmle ilgili işler. Buralarda çok özel açılımlar getirebilir ve hayatınıza belki bu alanlarda farklı fırsatlar da gelebilir bu Jüpiter Neptün kavuşumuyla beraber. Hayata çok idealiste bakabilirsiniz tabii ki. Yani diğer yönden değerlendirdiğimizde biraz da dengeli olmak gerekiyor. Aşırı hayalleri de büyütür bu Jüpiter Neptün kavuşumu. Çok idealist olabilirsiniz. Gerçeklerden uzaklaşmamaya çalışın. Gerçi Satürn'ün etkisi sizi gerçeklerden çok uzaklaştırmıyor yıl genelinde. Yani bu idealler, hayaller o kadar da çok da hani böyle zararlı olmayabilir. Aksine biraz ufkunuzu geliştirmeniz için, vizyonunuzu geliştirmeniz için size destek olabilir. Belki de bu hayaller ve idealleri hayata geçirme fırsatlarıyla bu yıl karşılaşabilirsiniz sevgili ikizler. Hepinize mutlu ve başarılı bir yıl dilerim. Yeni yılda yeni videolarımızla birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.